Tekrar merhaba ballar. Tahtayı silmedim. Üzerine biraz eklemeler yaptım. Şimdi beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Madde. Yapı hatları ile ilgili. Kurum, kuruluş, kurul, iş yeri hatları. İşte burası bizim için kıymetli. O yüzden tahtanın burasına şöyle bir ünlem işareti atalım. Kurum, kuruluş, kurul adları elbette ki büyük harfle yazılır. Çünkü biriciktir. Fakat işte burayı unutma. Büyük harfle yazılmalarına rağmen isim çekimekleri aldıklarında kesme işareti L eklerden ayrılmaz. İşte burası bizim için kıymetli. Şu taraf mı? Kameraları karıştırıyorum ben. Güzel cümle kurdum metreme. Bir dakika. Kurum, kuruluş. Olmadı mı? İyi oldu. Durdurayım mı? Durduralım mı? Yok hocam, devam edelim. İyi, tamam. Güzel bir bu bence. Peki. Kurum, kuruluş, kurul adları büyük harfle yazılırlar. İsim çekimeki almak istediklerinde kesme işaretiyle ayrılmazlar. O zaman hadi toparlayalım. Büyük harfle yazıldığı halde şuraya toparlarız bence. 1, 2, 3, 4. 1. Yapım eki almış sözcükler kesme işareti istemez. 2. Çokluk eki almış sözcükler kesme işareti istemez. 3. İyilik eki değişmiş. İyilik eki değişmiş. Biraz kırpalım. Nasılsa cümlenin uzun halini yazdık. İyilik eki değişmiş. Belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş tamlamalarda kesme işareti kullanılmaz. Ve 4'e geldik. Kurum, kuruluş, kurul adlarında biz kesme işareti kullanmıyoruz. O zaman ben cümle içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğimde TBMM, evet, ilk sesler büyük. Fakat ek getirmek istediğimde kesme işareti kullanmıyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışıyor dediğimde kesme işareti kullanmıyorum. Bunun benim mantığıma yatar bir tarafı yok. Ama mantığımıza yatıralım diye biraz zorlayalım istiyorum. Ancak şöyle aklınızda kalsın. Bir dilekçe metni gibi düşün şu üstü. Tamam mı? En küçük yazan kalem. Gerçi bu da kalın yazıyor ama deneyeceğim. Bunun bir dilekçe olduğunu düşün. Eskiden dilekçe yazarken ben atıyorum diyordum ki Hacettepe Üniversitesi. Eskiden dilekçe yazarken şu dilekçemizi ecik uzatalım şöyle. Şöyle olsun. Eskiden üniversitesinde şeklinde kesme işareti kullanıyorduk. Tamam mı? Ama dilekçede görsel olarak da çirkin bir görüntü var ya. Artık ben burada üniversitesinde diyorum ve kesme işareti kullanmıyorum. O yüzden kurum, kuruluş, kurul adlarına getirilen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Benim bir hocam vardı, üstad, yine yıllarca birlikte çalıştık. O şey diyordu, memur olduğunuz, atandınız, atanma ihtimalinizin olduğu, sigortalı olarak çalışabildiğiniz neresi varsa hiçbirinde kesme işareti kullanma. Adam zeki adam. Yani ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne atanma ihtimalim var mı? Var. O zaman kesme işareti yok. Bak, o da çok güzel bir mantık kurmuş. Kurban olurum zekasına. O da öyle anlatıyordu. Ben de hep dilekçeden. Dilekçen, çünkü mantığıma uymuyor. Yani niye ben ayırmıyorum ya kurum, kuruluş, iş yeri sözcüklerine getirilen ekleri kesme işaretiyle? Sebep? Hani mantığıma yatmayan bir şeyi öğrenmek zordur. O yüzden ben de diyorum ki dilekçede görsel olarak şu güzellik aklında kalsın. O da azıcık da olsa mantığına yatırır. Ya da büyük harfle yazıldığı halde kesme işaretinin kullanılmadığı 4 yer. Yapım eki almış sözcükler, çokluk eki almış sözcükler, iyilik eki değişmiş tamlama şeklindeki sözcükler ve kurum, kuruluş, kurul, iş yeri adlarına getirilen ekler. Diye aklında da tutarsan, şu 4 maddeyi aklında tutarsan yeterli olur. O zaman Türk Dil Kurumu'na yazı yazacağız, kesme işareti kullanmayacağım. Devlet Malzeme Ofisi'nde dedim, kesme işareti yasak. Milli Kütüphane'de Milli Kütüphane'yi, Atatürk Orman Çiftliği'ni kesme yok. Atatürk Lisesi'nden mezun oldum, kesme yok. Hacettepe Üniversitesi'ni kesme işareti yok.
Mavi köşe bakkaliyesinde, bakkaliyesine kesme işareti yok. Yeşilay Derneği'ni kesme yok. Ünal İnşaatı kesme işareti yok. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda kesme işareti yok. Benim hocam yayın evinde çalışıyorum. Kesme işareti yok. Kurum, kuruluş, kurul, iş yeri adları büyük harfle yazılır ilk sesleri. Ama bunlara isim çekmekleri getirmek istediğimde kesme işareti kullanmıyorum. Burada hemfikir miyiz? Geldi. Madem kurum, kuruluş, kuruldan bahsediyorsak, kanun, tüzük, yönetmelikten bahsetmezsek olmaz. O yüzden geldim sağ tarafa. Kanun, tüzük, yönetmelik. Bu işte benim Erdal kardeşimin işi. Onunla beraber dinlediniz. Kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin ne olduğunu benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Ben kanun, tüzük ve yönetmelikleri, kurallar bütünü diyelim. Bunları cümlede büyük harfle yazıyorum ve kurum kuruluşun aksine bir isim çekimeki getirdiğimde kesme işareti kullanmak zorundayım. Medeni kanun tamlama bitti. Medeni kanuna göre dedi kesme işareti var. Türk bayrağı tüzüğünde, meclis iç tüzüğünde kesme işareti var. Telif hakkı yayın ve satış satış yönetmeliğine göre dedi kesme işareti var. O yüzden kanun, tüzük, yönetmelik gibi ifadelerde biz kesme işaretini kullanıyoruz. Burası da cepte mi? Büyük harfle, tabii ki büyük harfle yazmak zorundasın. Burayı tartışmıyorum bile. Geldim. Ben biriciyim. Ülkem biricik. Bu ülkede bir kurultay var, bir çalıştay var, bir oturum var, bir birleşim var. Tabii ki büyük. Ve o çalıştayın isminin içerisine dahil olan her bir sözcüğün ilk harfi büyük. Bak şimdi. 6. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. İlk harfleri büyük mü? He. Ve ek getirmek istediğimde kurultayına katılan dedi kesme işareti kullanmak zorundayım. Aynı mantıkta bak. Kitle, iletişim araçlarının, bak cins isim gibi gelebilir sana. Ama bu koskoca bilgi şöleninin adı. Türkçenin te kullanımı, bak cins isim, bilgi şöleni büyük harfle ve şöleninde dedi kesme işareti kullanmalıyım. Çalıştay. TDK'nin örneği. Karamanlı Türkçesi araştırmaları çalıştayına göre dedi. İlk harfleri büyük yazdım ve kesme işareti kullandım. Zaten hep kesme işareti kullanıyordum. Tek bir şey farklı çıktı. Kurum, kuruluş, kurul, iş yeri. O yüzden senden özen göstermeni istediğim madde şu madde. Buna dikkat et. Bunu bu videoya saklamamın ya da bu yeni videoya direkt kurum, kuruluş, kurul adlarıyla başlamak istememin nedeni oydu. Direkt T duyuldu değil mi? Aynen. T duyuldu mu? Bir, değil mi? T duyulmadı sanki T. Direkt. Peki. Şimdi bu ikisi cepte. Geldim, kurban olduğum şu tarafa bir yönelirim. Memleketim, memleketimde yaşanan tarihi çağlar, devirler, dönemler biriciktir, büyük harfle yazılır ve kesme işareti alır dedik mi dersin ta başında? Evet. O zaman ben ilk çağ dedim. İ'si, Ç'si büyük ve ilk çağda dediğimde kesme işareti kullanmak zorundayım. O zaman tarihi çağlar, devirler, dönemler büyük harfle yazılır ve ne ister? Kesme işareti ister. Antik çağda A'da büyük, Ç'de büyük gördüğünüz üzere antik çağ dedi kesme işareti kullandı. Veya devirlerde cilalı, taş, devri kesme işaretini getirdim. Devrini. Lale, L'si, D'si büyük. Lale devrin de. Kesme işareti kullanmak zorundayım. Dönem. Buzul dönemi B ve D'ye dikkat. Buzul döneminde milli mücadele dönemi, milli mücadele dönemini dedi. Büyük harfle yazdım ve kesme işareti getirdim. O zaman bunu şöyle düşünebilir miyim? Bu tarihler, çağlar, devirler, dönemler. Belirli bir tarih aralığını kastettiğimiz çağlar, devirler, dönemler büyük harfle yazılır ve kesme işareti alır.
Ama ya bizim dönemimizde buralar tarlaydı cümlesindeki dönemin değilsin, tabii ki küçük harfle yazmak zorundasın. Çocukluk çağında dedi, küçük harfle yazmak zorundasın. O yüzden biricik olabilmesi için belirli bir tarih aralığını kastetmesi gerekiyor. Anlaştık. Geldim bayrama. Bayramlar, ulusal, resmi, dini bayramlar, günler, anma törenleri. Bunların hepsini büyük harfle yazacağız. Nerede çıktı? KPSS 2021 sınav sorumuz bayramlardan geldi. Ve ben bu ülke topraklarında yaşıyorsam, belirli bir gün varsa, ulusal kutlansın, dini olsun, önemli değil. Belirli bir günün adı olsun, biriciktir. Biricik olduğu için de büyük harfle yazılır ve getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Yani ben Cumhuriyet Bayramı'nda dediğimde C ve B seslerinin büyük olduğuna ve bayramında dediğimde kesme işareti kullandığımdan emin olacağım. Yine KPSS'de karşımıza çıkan Ramazan Bayramı, Ramazan Bayramı, Ramazan Bayramı'nı dedi, kesme işareti kullanmak zorundayım. Ama dikkat! Ne bayramı Cumhuriyet, ne bayramı Ramazan. Baktığımda belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş mu? Evet, belirtisiz isim tamlaması. Mavi bir yazmamaya başladı ama. Şöyle. Cumhuriyet Bayramı dedi. Peki şöyle yapsaydım. Cumhuriyet Bayramımız deseydim. Cumhuriyet Bayramınız deseydim. Sahiplenmeye kalksaydım. Bu var. Bakacağım buna. Sahiplenmeye kalksaydım, iyilik ekini değiştirseydim, kesme işareti kullanabilir miyim? Asla. O zaman şuna dikkat. Cumhuriyet Bayramı, yine B'yi büyük harfle yazdım. Bayramı. Ama dedim ki, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun dediğinde, tamlamanın iyilik ekini değiştirdiğinde asla kesme işareti kullanamıyorum. Buna dikkat etmeni istiyorum sadece. Ramazan Bayramı'nı ülkece dedi. Ramazan Bayramınız iyilik ekini değiştirdi. Kesme işareti yok. Altta 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü özel isim biricik kesme işaretini kullandım. Anma, gençlik ve spor bayramında dedi, kesme işareti var. Bayramınız dedi, bayram sözcüğüne sahiplendi. Bayramınızı dedi, kesme işareti yok. Peki bu yapının içerisindeki bağlacı gördünüz mü? Evet, buna koca bir yıldız. TYT'de yazımda çıkmıştı. Ben özel biricik grubun içerisinde yer alan bağlaçları, soru eklerini büyük harfle yazamam, küçük. Ancak bütün harfleri büyük harf kullanırsın. O zaman tabii ki V ve E seslerini de büyük harf yazarsın. Ama onun dışında bağlaçları, yok soru eklerini, daha D'leri, V'leri, İ'leri cümlede biricik bir ismin içinde dahi geçse küçük harfle yazılır. Aklınıza hep Suç ve Ceza'yı getirin. Suç ve Ceza, örneklendirdim, birazdan anlatacağım. Sen Suç ve Ceza biricik bir kitap adı mı? Evet. S'sini C'sini büyük yazabilirsin ama veya dediğinde, ve dediğinde, ile dediğinde o bağlaçları küçük harfle yazmak zorundasın. Ki burada da bayramın içerisine geçen V'ye dikkat. Geldim. Miraç Kandili, M büyük, K büyük. Miraç Kandili'nde kesme işareti var. Miraç Kandiliniz, sizin kandiliniz. İyilik eki değişti. Benim, senin, bizim, sizin, onlarına döndü. O zaman kesme işareti yok. Nevruz Bayramı. Nevruz Bayramı'nda dedi, kesme işareti var. Nevruz Bayramımız, kesme işareti yok. Hıdrellez. Buna sahiplenmeyiz zaten. Hıdrellez'de deriz. Belirtisiz isim tamlaması şeklinde de değil, tek sözcük. Öğretmenler Günü. Öğretmenin Ö'sü, günün G'si büyüktür. Öğretmenler Günü'nde dedi, kesme işareti kullandım. Öğretmenler Gününüz
kutlu olsun dedim. Gününüz G yine büyük kesme işareti yok. Geldim. 14 Mart buna geleceğim tarih yazımlarına. Tıp bayramı. Tıp bayramını dedi. Tıp bayramında dedi. Kesme işareti var. Tıp bayramınız dedi. İyilik ekini değiştirdi. Kesme işareti yok. Burası anlaşıldı mı? Pardon. Anlaşıldı değil mi? Peki o zaman tik atıyorum. Tik ata ata ilerliyorum. Geldim sağ üst köşeye etrebe. Ama sağ üst köşeye geçmeden önce şundan da bahsedelim mi? Unutmayalım. Benim güzel ecüküm. Ecükle cücüküm onlar. Şimdi TDK yazım kılavuzunda kişilerden bahsediyor. Tamam işte kişi adları, lakaplar, makam, mevki, unvanlar falan büyük harfle yazılır diyor. Altta bir maddesi var. En sevdiğim maddelerden biri. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle yazılır. Tabii ki kurban olsunlar. Ben biricik olurum da benim ecüğüm cücüğüm biricik olmaz mı? Mavişim biricik olmaz mı? Tabii ki. İyi ki varlar. O yüzden onların da isimlerinin baş harflerini büyük harfle yazacağım. Ve onlara ek getirmek istediğim zaman bir saygımı sunacağım. O halde hayvanlarımızın şöyle hepsi için ecükle cücüğü kullanıyorum. Ecük cücük. Ecükü ve cücükü çok seviyorum dediğimde ecüğün e'si, cücüğün c'si büyük harfle yazılmak zorunda. Ve ek getirmek istediğim zaman da kesme işareti kullanacağım. Anlaştık mı? Unuturum çünkü onu orada. Gerçi siz anlarsınız. Bu kadın oraya durup dururken kedi gibi, kedimsi bir şeyi boş yere çizmemiştir. Peki gel şimdi şu tarafa bak. Gel eserlere. Yine çok mantıklı. Ya bunlar ezberlenecek maddeler falan değil ballar. Ezber yapacağın şeyler değil. Allah aşkına yani hangi biriniz tutup da nutuk kitabının adının n'sini küçük harfle yazarsınız ki zaten hiçbiriniz yazmazsınız. Burada göz ardı edebileceğin şeylere dikkat et. O zaman ben biriciksem benim ülkemdeki yazarım, ressamım, heykeltıraşım, sanatla uğraşanların da elbette ki biricik. Onların ortaya koyduğu ürünler de biricik. Kitapmış, dergiymiş, gazeteymiş, heykel önemli mi? Tablo öne hepsi biriciktir bizim için. O yüzden de sen o isimleri yazarken nutuk mu yazacaksın? Ne büyük. Mustafa Kemal Atatürk nutukta şunlardan bahsetti dedi. Kesme işaretini tabii ki kullanacaksın. Türk dili bu derginin adı. Ama gerçek anlamda Türkçe anlamındaki Türk dilinden bahsediyor olsaydım tabii ki dilin D'si küçük olurdu. Ama bu Türk dili derginin adı. O yüzden T'si D'si büyük. Hop. Milliyet gazetesinde kaplumbağa terbiyecisi dedi. Hop tabloda. 10. yıl marşı dedi. O'da Y'de ve marşın M'sinde. Suç ve ceza dedi. Dikkat S ve C'de. İçerisindeki V bağlacı nasıl yazılır? Elbette ki küçük. İyi ki küçük. Düşünsene onun büyük harfle yazıldığını. Bence çok çirkin bir görüntü ortaya çıkardı. O yüzden burası çok mantıklı. Peki neye dikkat etmeliyim kısmına geliyorum. Dikkat etmem gereken şey şu. Nutuk kitap mı? He kitap. Ama tutup da nutuk kitabında Mustafa Kemal Atatürk dersen kitap sözcüğünü cins ismini nutuğun yamacına yaklaştırırsan kitabın kesin tabii ki küçük yazacaksın. Tabii ki. Sonuçta kitabın adı nutuk kitabı değil. Kitabın adı nutuk. O yüzden o ki cins isim artık. Cins isim olduğu için de küçük. Dedim ki Türk Dili Dergisi muazzam bir dergidir, tavsiye edilir. Türk Dili Dergisi dedi. Türk Dili Dergi zaten sen onun türünü verdin diye hayırdır. O D tabii ki küçük olacak. Yine Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi zaten bir gazete adı. Sen anlıyorsun ben Milliyet Gazetesi dediğimde. O yüzden gazetenin G'si küçük. Özel ada bunlar dahil değil. Aslında bütün mevzu orada. Ama tutup da resmi gazete, resmi gazete dediğinde o gazete sözcüğü ve resmi sözcüğü birlikte özel ad. Yani gazete sözcüğü özel ada dahil. Dahil olduğu için elbette ki gazetenin G'sini büyük yazacaksın ve
resmi gazetede yayımlanması gerekiyor ya. Resmi gazetede yayımlandı dediğinde de tabii ki kesme işareti getireceksin. Bu da laf mı? Bu da konu mu? Bu da bilgi mi yani? Tabii ki. Ama Milliyet gazetesi, Hürriyet gazetesi, Foto Maç gazetesi dediğinde o gazeteleri tabii ki küçük harfle yazacaksın. Geldim. Kaplumbağa terbiyecisi. Kaplumbağa terbiyecisi tablosunda dedi. T'yi tabii ki küçük harfle yazacaksın. Suç ve Ceza kitabında, romanında, eserinde falan dedi. Tabii ki küçük harfle yazacaksın. Ama bak, 10. yıl marşı, marş özel ada dahil. İstiklal marşı, marş özel ada dahil. O yüzden burada dikkat etmeni istediğim, kitap, dergi, gazete, TDK gibi konuşalım. Kitap, dergi, gazete adları biricik olan ismin yanında yer alırsa o zaman cins isim oldukları için küçük harfle yazılır. Nutuk kitabı dersin, K'yi küçük harfle yazarsın. Eserde anlaştık mı? Bence mantıklı yani. Hani ezber yapacağımız çok bir yer yok ama tabii ki şu an dikkat edersen zaten bir daha unutmazsın. Geldim eserlerden. Şöyle iki tane bir maddemiz var. Tamam mı? Buraya bir şey daha ekleyeceğim birazdan. Şimdi şöyle bir başlık kullanmışım. Allah aşkına TDK'nin cümlesi. Özel hattan türetilen sözcükler demiş. Şimdi özel hattan türetilen. O zaman türetilen diyorsan ben ne getirmeliyim? Yapım eki. Türetilen dedi, benden istenen yapım eki getirmek. Kalemimin biraz rengini bozdum ama. Yapım eki getireceğim. Getiriyorum. Türk, Türkçe. Türkleşmek. Türkleşme. Avrupalı, Osmanlı, Ankaralı falan dedi. Derk. Sen biricik bir ada yapım eki getirebilirsin. Hiç problem yok. Ama ne kullanamazsın? Kesme işareti kullanamazsın. Bir, iki. Türkçemizi koruyalım dediğinde kesme işareti kullanamazsın. Türkleşmeyi sağlayan kesme işareti kullanamazsın. Avrupalının kesme yasak. Osmanlı'da kesme işareti maalesef yasak. Maalesef diyorum çünkü ben olsam Osmanlı'yı ayırırım. Ankaralı'nın dedi kesme işareti yasak. O yüzden buradaki bütün mevzu aslında şu ilk dört maddeyle ilgili. Büyük harfle yazıldığı halde kesme işareti kullanılmadığı dört yeri bil. Bunlara gerek yok. Geldim sağ üst köşeye. Sağ üst köşede şöyle bir başlık atmışım. Şimdi ben bir birleşik sözcük oluşturacağım. Tamam. Ama birleşik sözcüğü oluştururken bir yer adı kullanacağım. Bir millet adı kullanacağım. İyi de sen yer adı falan millet adı bunlar biricik kelimeler değil mi? Evet. Bir zahmet onları git büyük yaz. Yani Antep fıstığı mı diyeceksin? Kusura bakma da Antep'in A'sını büyük harfle yazacaksın. Mecbur. Fıstık zaten cins isim, cins attır. O yüzden küçük harfle yazarsın. Brüksel lahanası, Brüksel'in B'si tabii ki büyük ama lahananın L'si küçük. Hindistan cevizi diyorsun. Hindistan'ın H'si büyük. Hindistan gömleği ne ya? Frank gömleğini yazmışım. Hindistan gömleği yani olur işte cevizi. Cevizin C'si küçük. Japon gülü dedin. Japon hop millet adı kullandın büyük ama gülün G'si küçük. Mantıksız bir yeri var mı? Kesinlikle yok. Adana dedin. Adana A büyük. Adana kebabı dedin. Ay, ki küçük. Ne olsun? Bursa. Bursa'nın nesi meşhur? Bursa'nın kestane şekeri. Kestane şekeri. Bursa kestane şekeri dedi. K'yi küçük harfle yazacağız. Ben bilmem herhalde ya. Bilmem. Başka nerenin neyi meşhur? Antep'in Trabzon'un balığı. Hamsisi mi diyeceksin? Trabzon hamsisi atıyorum. H küçük harfle. Yani ben özel bir adı, biricik bir adı, bir birleşik sözcük oluştururken tabii ki kullanabilirim. Bana kısıtlama getirmiyor. Ama
O cins isim olduğu için cins isimleri tabii ki küçük harfle yazmak zorundayım. Biricik değil. Biricik olan burada millet adı. Ama Adana kebabının kendisi biricik değil. Biricik olan burada Adana'mız. Anlaştık. O yüzden A'yı büyük harfle yazıyorum. Kebabın K'sine küçük yazıyorum. Türk kahvesi mantığı işte buradan gelir. Anlaştık mı burada? Var mı buraya kadar aklınıza takılan? Yok. Peki. Şimdi size küçük bir not tutturacağım. O yüzden tahtamı ben bir sileceğim. Tahtayı sileceğim, derleyeceğim, toparlayacağım. Bir ekleme yapacağım. O zaman tahta temizken görüşelim. Evet. Bak. Şimdi kısaltmalı söyleyişlerde özel atların durumu nicedir. Şimdi buna bakacağız. Nicedir. Ne haldadır? Şimdi sen illa bir sözcüğün, mesela Türk Dil Kurumu, birinci cümlede sen Türk Dil Kurumu diyorsan, ikinci cümleden itibaren kurumda diye devam edebilirsin. Doğal olarak da kısaltmalı söyleyişten kastımız bu. Türk Dil Kurumu demiyorum, ikinci cümleden itibaren kurumun diyorum, kısalttım. Peki kısalttığımda ben buna biricik muamelesi yapmaya devam edecek miyim? Evet edeceğim. Sonuç itibariyle kurum, kuruluş, kurul, kanun, yönetmelik, tüzük bunlar biricik sözcüklerdir. Doğal olarak kısaltılsalar dahi, kısaltmalı bir söyleyişle karşılaşsalar dahi büyük harfle yazılırlar. Kurum, kuruluş, kurul, iş yeri hariç diğerlerinde de tabii ki kesme işareti kullanılır. Bak şimdi, o yüzden de bunun soru tipi numaralanmış 5 cümle. 5 cümleyi numaralandırıp üzerinden soru sorar. Üzerinden soru sormayı tercih eder. Ki ben olsam ben de böyle sorarım ki böyle sordum da. Anlaştık. Bak şimdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Uzun adını kullandım. Bak kısaltmalı bir söyleyiş yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Büyük. Her yıl 1 Ekim'de tarihin yazımı hakkında konuşacağız. Daha ona zaman var. Önce büyük harf toplanır. Birinci cümle bitti. Bu yıl ise meclis. Şimdi meclis diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kastediyor musun? Evet. Doğal olarak aslını kastediyorsun. Kısa söylesen dahi yine meclisin M'sini büyük yazmak zorundasın. Aynı mantıkta Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu birinci cümleye dikkat. TDK büyük harfle yazsın. Çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Birinci cümle bitti. İkinci cümleye geçtin. Atasözleri ve deyimler sözlüğü, eser adı, şu an ona takılma ve eser adı içinde geçse bile V bağlacının küçük olduğuna dikkat. Sözlüğü, kurumun 21 Mayıs 2009 tarihinde düzenlemiş olduğu falan falan diye gitti. Kurumun, burada kurumun diye kastettiği Türk Dil Kurumu mu? Evet. Kısaltarak söyledi mi? Evet. O zaman kurumun K'si yine büyük. Fakat kurum, kuruluş, kurul. İş yeri adlarına getirilen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu nedenle de kurumun dedim. Hatta dur şunu kırmızı renk yazayım. Kurumun dedim. Kesme işareti kullanabiliyor muyum? Hayır. Asla kullanamıyorum. Geldim son. 2876 sayılı kanun bu yıl yeniden gözden geçiriliyor. Kanun kısaltılmış söylense bile nokta nokta kanunu demese bile kanunun K'si aslını kastettiği süre içerisinde büyük harfle yazılır. Ve eğer çekim eki alması gerekiyorsa da kesme işareti alır, ondan sonra çekim ekini alır. Geldim ikinci madde. Diyor ki sen diyor kurum, kuruluş, kurul isimlerinde, kanun, yönetmelik, tüzük isimlerinde kısaltmalı söyleyişte nasıl büyük harfle yazabiliyorsan, yer adlarında da, makam, unvan adlarında da büyük harfle yazabilirsin pekala. Bakıyorum şimdi. Hisar'ın önünden hızlı adımlarla Boğaz'ın Perili Köşkü'ne uzanıyorum. Boğaz'ın. Boğaz'ın. Hop. Sen İstanbul Boğazı'nı mı kastediyorsun? Evet. O zaman B'yi büyük yazdın ve kesme işaretini sözcüğe sundun. Sonuç itibariyle hala biricik. Gözlerini Hisar'a çevirmiş. Anadolu Hisarı'na, Rumeli Hisarı'na dediğinde nasıl? R'yi H'yi büyük harfle yazacaksan,
kısaltarak söylesen dahi yer adları büyük harfle yazılır ve çekim eki almak isterlerse kesme işareti alırlar. Çok mantıklı. Yine mantıklı makam unvan. İlla ben adını, soyadını, makamıyla, mevkisiyle vermek zorunda değilim. Kısalta da bilirim. Kısaltılmış hali. Uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti. Vali dediğinde biricik bir insanı anlıyor musun? He. Onun mesleğini verdin mi? He. Meslek, makam, rütbe, lakap, bunlar nasıl yazılıyordu büyük harfle? Ben buraya Vali Ali de desem, Ali Vali de desem, Sayın Vali de desem, Vali Bey de desem yine ilk seslerini büyük harfle yazmak zorundaydım. Ama ülkemizde vali atamalarıyla ilgilenen kurum, vali atamalarıyla V'yi küçük harfle yazmak durumundayım. Orada çünkü biricik bir kişiyi karşılamıyor. Buradaki bütün mevzu kısaltmalı söyleyişte belirli bir kurum, belirli bir kanun, belirli bir yönetmelik, belirli bir makam unvan ismi taşıyan kişi, belirli bir yeri, biricik karşıladığında kısaltsan dahi büyük harfle yazabiliyorsun. Altta dün akşam Sağlık Bakanı açıklama yaptı. İlla Sağlık Bakanı'nın yanına özel adını yazmak zorunda mıyım? Hayır. Sağlık Bakanı dediğimde belirli bir kişi akla geliyor mu? Evet. O zaman S'sini de B'sini de büyük harfle yazarım. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu konuşmada dediğinde eğer ek almış olaydı yine kesme işaretini getirir, ondan sonra çekim eklerini kullanırdım. Anlaştık mı kısaltma söyleyiş mantığını? Biriciktir. Biricik bir kelime. Kısaltmalı bir söyleyişe dahi maruz kalsa her halükarda biricikliğini korur, büyük harfle yazılır ve kesme işaretini kullanır. Buraya kadar var mı aklınıza takılan bir şey? Olursa videonun altına yorumlarınızı yazarsınız. Biz de onları soru çözümlerinde veya etkinlikte değerlendiririz. O zaman şimdilik bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda küçük harfle yazılan cins isimlerden bahsedeceğim. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani büyük harflerin kullanımı ile ilgili dikkatler içeren Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzunda notlarda yazdıklarını ben derledim, toparladım. Onları bir güzel tahtamıza yazacağız. Onun üzerinden incelemelerimizi yapmaya devam edeceğiz. O zaman Etra Bey'cim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.